23 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti'nin kaybından sonra Ahmet Davutoğlu'yla eski AK Parti üyeleri Ali Babacan ayrı partiler kuracakmış. Evet. Ne düşünürsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz? İyi olur. Destekler misiniz yeni bir parti olsa? Destekleriz. Suriyelileri buraya koyduktan sonra %30 AK Parti'nin oyu kaybolmuştur. Ondan dolayı kaybetmiştir. Ne düşünürsünüz yeni bir parti hakkında? Destekler misiniz? Tek bir şey söylüyorum. 62 yaşındayım. Hiç partiye vermedim. Hepsi aynı takımın oyuncusu. Bayrak yarıştır bu. Bu millet uyansın. Asil olduğunun farkına varsın. Onlar vekil, biz asiliz. Onlar böyle duracak. Biz onların karşısında durmayacağız. Onlar bizim maaşla yapmamız. Kimin geldiğine önemli olan sistem. Şahıslara yer yok. Tamam. Sistemi götürecek yapı olması lazım. Makam veriyorsun, başına böyle oluyorlar. Olay özeti bu. Bunu söyleyeceğim. Benim için bir şey fark etmiyor. Her gelen biraz daha götürüyor ülkeyi. Bak pırıl pırıl genç çocuklarsınız. Anladın mı? Tek bir ideoloji var. Atatürk'ün ilk inkılapları. Bunu götüremeyen dangalaklar, iki paralı adamlar cumhuriyete çay koymaya kalkıyorlar. İşsizlik kıyamet kopuyor ya. Nasıl gidiyor? Anladım. Peki gündemde şu var. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı söyleniyor. Evet. Ne düşünürsünüz? Vallahi, yeni bir parti gerekli midir? Destekler misiniz? Hayır, desteklemem. Niye desteklemem? 15 Eylül darbesini görmeleri lazım. O darbeyi görüp onu göz önüne almam. Aynı görüşte olan yeni bir parti kurulursa destekler misiniz? Desteklerim abi. Neden? Çünkü yenilikler daha öncelikle daha aktif oluyor. Ondan sonra. Benim mantığım bunu kabul etmiyor. Neden dersiniz? Destekler misiniz yeni bir parti? Ben desteklemem. Neden dersiniz? Çünkü bütün yapılanları görüyoruz. Nasıl? Şimdi şu İstanbul'a yapılanlar 80 yıl öncesine kadar yapılan bir olay var mı? Yapılan bir daha bir tane çivili ağaç gösterse, bir tane yaptığı bir şeyi göstersin bana. Kimin? CHP'nin. Yok, biz sorumuz şu aslında ha, bugün. Ha, şunu diyorum. Tamam, onu da anladım. Burada ikilik yaratmaya çalışıyorlar. Yani dünyanın Tayyip Erdoğan'a karşı geldiğini göre burada ben bir şey arıyorum. Yani diyor ki kendi kendilerine bunlar AK Parti'deki insanlar ihanet mi ediyor AK Parti'ye? Aynen. Peki geçmişte Recep Tayyip Erdoğan da Refah Partisi'nde Erbakan'a ihanet mi etti yeni bir parti kurduklarında? Aynı şekilde kendisi de partiden çıkıp yeni bir parti kurmuştu. Bir Erbakan Hoca da çok değerli olarak görülür. Kendilerince kendisi ihanet mi etti o zaman? Yatsın. Şimdi yok. Bir konuşmasında Erbakan şunu söylemişti. Eğer ben Tayyip Erdoğan'ı kötülemeseydim bu seviyelere gelemezdi. Sözünü, içindeki manaları aramak lazım. Yani ben ona destek oldum demek istedi. Öyle mi demek istedi? Tabii. Çünkü Erbakan onun talebesi Tayyip Erdoğan zaten. Erbakan mı destekledi yeni bir parti kurmasını? Tabii ki. Kendi partisine... Hayır. Yeni bir oluşumu yaratmak için alternatif. benim görüşüm çünkü farkındaysanız hep yıkılmak istedi Saadet Partisi. Sürekli yıkmaya çalıştılar. Dış güçler. Şu anda bizim tek derdimiz ne biliyor musunuz? Dış güçlerin içeriye girip de bizi bertaraf etmesi. Yani geçmişte yok muydu peki dış güçler? Vardı ama baş edemiyorduk. Dik duran yoktu. Masaya yumruğu vuran yoktu. Girmişler mi o zaman geçmişte? Tabii içeri, girmişler. Şu anda içimizdeler zaten. Anladım. Siz de mantıklı olarak düşünsek. Şimdi düşünün. Lozan Antlaşması'na geri dönersek oradaki antlaşmaları bir okuyun. Ondan sonra geri gelelim 80 sene içinde hiçbir şey yapılmamış. Kimse karşı gelememiş. Yani dik duramamış. Bak en son konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl Trump'ın çark etmesi yani biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'yi anlayamamışız diyor. Anlatabiliyor muyum? Öbür bir tane bir önceki başkanı yanlış yaptığını itiraf etti. Anladım. Yani burada benim tek acizane derdim vatanı milleti böldürmemektir. Yeni bir parti hakkında ne düşünürsünüz? Oy verir misiniz yeni bir partiye? Şu anda onu düşünmüyoruz. O zaman gelsin, ona göre düşünürüz. Şu anda önemli olan ülkem, vatanımın bölünmemesi, dış güçlerin gözleri çıksın, hepsinin çıkasıların gözü burada Türkiye'de olması, hazmedememezleri, sınırlarımıza dayandı,
dış güçler, bunların projeleri vardı. Çok çok eskiden, yüzyıllardan önce o projeye uyguladılar, koydular. 5-6-7 şeyden belli. Adını sen getirsen Esad'dan belli başladılar. Her yere Kudüs'e kadar bunlar böyle devamlı kurt kumu hüzümüzle çember hücum ediyorlar. Allah onlara fırsat vermesin. Allah vatanımı, yurdumu korusun. Bayrağımı indirmesin. Ezanımı dinle, ülkemi korusun. Önemli olan ülke. Aslında çok birbirlerinden farkları yoktur. Ama demek ki ihtiyaç duydular. Ülkenin şu mevcut durumundan dolayı ihtiyaç duydular. Bu nedenle ülke yurt içinde olsun, yurt dışında olsun büyük sıkıntılar yaşıyor. Evet. Bunu görüyoruz. Ülkemiz çok değerli. Bir başka Türkiye daha yoktur. Dış güçler zaten arzu ettikleri şey hangi dış güç, hangi rakip ülkenin güçlü olmasını ister ki? Yani dış güçler tabii ki ülkenin durumunun bozuk olmasını isterler. Avantaj sağlamak için bu ülkenin önünde yer almak isterler. Türkiye'yi de kullanmak isterler. Kardeşim sen tedbirini almazsan, önlemini almazsan, tasarrufunu yapmazsan, güçlü kalmazsan, efendim borç para için gidip el açarsan seni kullanır. Komşun da kullanır. Normal yaşamda bankalarda kullanır, başkaları da kullanır. Onun için ülke olarak güçlü olman lazım. Aynı kökten gelen ağacın başka dalları. Hiçbir şey olmaz onlardan. Davutoğlu'nun bakanlık lojmanını, konutunu kaç ay ne kadar süre boşaltmadığını da biliyoruz. Bunların hepsi çıkarcı ve menfaatçi insanlar. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Fakat Babacan'ı kısmen ayırıyorum. Babacan biraz daha bilgili, kültürlü, Avrupa'yı kafaya sahip ve daha çağdaş. Davutoğlu'ndan, Abdullah Gül'den ve onların geldiği kökten hiçbir şey olmaz. Fa Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurmuştu ve bu şekilde iktidar olmuştu. Yani Cumhurbaşkanı da aynı kökten çıkmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Refah Partisi'nden daha kötü yönetti. Çünkü Refah Partisi yine yerine göre vatan, millet, bayrak diyordu. Bunlar onu da demedi. Kim? Tayyip Erdoğan. Anladım. Ve partisi. Refah Partisi Erbakan'ın ağzından, ben Erbakan'a oy da vermedim, sevmezdim de, ama o yine vatan, millet, bayrak diyordu bir yerde. Anladım. Yeni birer parti kuracağı söylentileri artmaya başladı. Ne düşünürsünüz? Yeni bir partiyi destekler misiniz? Desteklemem. Neden? AK Parti bende bitti. Yok, yeni bir partiyle geleceklermiş. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan. Desteklenmez. Eski AK Partili olduğu için mi? AK Parti diye bir şey yok. Ben Sarıçam'ın peşindeyim. Yok, yeni bir parti kurulacakmış. Hele bir kurulsun bakalım neyin nesidir. Öyle Ahmet Davutoğlu bilmem için mevzu değil. Anladım. Değil mi? Kurulsun. Gereken onu düşünün, halk. Halk uyansın biraz. Yani yeni bir parti kurulursa olabilir, Ahmet Davutoğlu rakip olabilir, gerekli midir? Tabii ki. Sağ ol abla. Demek onlara göre gerekli. Öyle düşünelim. Yani ben AK Parti'yi oy vermediğim için, tutmadığım için o konuda yorum yapamayacağım yani. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Ben kendi partimi, öyle yeni kurulacak parti ya. Hangi partiyi destekliyorsun? Ben CHP'liyim. Tamam. Peki ne düşünürsünüz yeni birer parti için? Hayırlı olsun derim. Herkes bir mücadele vermeye çalışır. Ama güzel de bellidir. Geçmiş dönemleri de çok önemli. O geçmiş dönemler içerisinde aynen adaylar vardı. Ama ben bence daha değişik alanlarda faaliyet gösterseler daha iyi olur memleket için. Teşekkür ederim. Amcaya soralım. Sorayım mı abi? 23 Haziran'dan sonra eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni birer parti kuracağı söylentileri artmaya başladı. Ne düşünürsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz? Destekler misiniz yeni bir partiyi? Mümkün değil. Neden? Kim ihanetçiler onlar. Erdoğan'a ihanet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte Refah Partisi'nden ayrılıp ayrı bir parti kurmuştu. O da ihanet miydi? Bunlar ayrılmadı. Ayrıldılar. Bunlar daha uyarlar, yeni çıktılar. Madem çok istiyorsa seçimde niye girmediler? Girseydiler. Yeni kurulacak şimdi parti. Şimdi onlar neye sanıyor biliyor musun? Hani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u aldı diyerek tepki oyu verdi. Ben dahilim de. Tepki oyu. Onlar sandı ki biz parti kuracağız. Erdoğan'ın kitlesi bana dönecek. Mümkün değildi. Yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Başkasını tabi bilemiyorum. Ha, kimse bunu isteyemez. Hak etmedi Erdoğan bunu. Peki Erdoğan aynısını Erbakan'a yapmıştı. O ihanet yani değil Erdoğan'a miydi? Yapmadı. Çok soruyorum. Hayır, yapmadı. Siz ihanet olarak değerlendirdiğiniz aynısını için yapmadı. Erdoğan'ın yolu kapandı. Farkında mısınız?
Uçluk koalisyonu döneminde. Hı-hı. Sol yolu kapandı adamı. Bir şey Refah Partisi'ndeydi kendisi. Bakın kardeşim, il başkanıydı, belediye başkanıydı. Bu adam yaptı. 18 yaşta beri görevdeydi o adam. Ama ihanet etmedi. Ne düşünürsünüz? Yeni bir partiyi destekler misiniz? İhtiyaç var. Neden? Dün Ahmet Davutoğlu söyledi zaten. Aile partisi oldu. Türkiye aileyle yönetilmez. Halk kabul etmez. Ekonomi dipte. Ali Babacan gibi liyakat sahibi adamın başı gelmesi iyi olur diye düşünüyorum. Destekleyebilir misiniz? Benim partim var. Ben Saadet Partiliyim. Anam. Ben partimi desteklerim de ama halk destekler. Anam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Merhaba abi. Bir dakikanızı alabilir miyim? Evet. 23 Haziran seçiminden sonra AK Parti'nin oy kaybının hemen ardından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni birer parti kuracağı söylentileri artmaya başladı. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Destekler misiniz? Neden? Desteklemem. Neden? Gün açıklamaya yapsaydı bir ederdi. Tamam bak söyle devam et. Devamın orası getir. Abi. Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül. Bilhassa Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan alındığı gün o açıklamaları yapmış olsaydı o gün müteberdi. Şimdi, o gün, şimdi hiç toplumda karşılığı yok. Neden? O gün, o tepkisini o gün yapacaktı. Öyle içine tut. Ondan sonra parti başlıyor şeye, zayıflamayı moduna girince ondan sonra başlıyor hemen kafa kaldırıyorlar. Adamsanız o gün yapacaktınız onlar. O gün yapmadıktan sonra halk delikanlı adam istiyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi böyle delikanlı istiyor, öyle yok. Bu 23 Haziran'dan sonra Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni birer parti kuracaklardı. Böyle bu söylentiler devam ediyor ve artmaya başladı. Ne düşünürsünüz? Destekler misiniz yeni birer partiyi? İkisini de desteklemem. Şu amaçla izledim dünkü açıklamalarını. 23 Haziran'dan sonra daha önce partide oldukları dönemlerde gördükleri bütün bu olaylara karşı sesini çıkarmamış insanların deminki arkadaşın söylediği gibi parti zayıfladıktan sonra bunları yapması son derece halk tarafından tepki görür. Ancak Ali Babacan iyi bir ekonomisttir. Toplum tarafından mutlaka bir şey görecektir. Karşılığı da vardır kendisinin. Ama tabii bunun oranı beklendiği gibi olmayacaktır. Ama ben kişisel olarak şöyle bir konsorsiyum istiyorum. 23 Haziran bize Türkiye'de önemli bir gerçek gösterdi. Kutuplaşmadan, herkesin aynı dili konuşabildiği, önemli olanın insanca yaşamanın, bir arada yaşamanın, kimseyi kutuplaştırmamanın, ekonominin, insanların geçim derdine çare olabilecek insanların bir araya gelmesi. Ali Babacan'ın parti kurması benim açımdan olumludur. Ahmet Davutoğlu'nun hiçbir şekilde bir karşılığı yoktur. Mühim olan ülke için hayırlı olsun. Ama ben Ali Babacan'ı desteklemem ama toplumda bir karşılığı mutlaka olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.